Merhaba sevgili öğrenciler. Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 1. yazılı provasını yapacağız. Neden bu provaya yapıyoruz? Çünkü arkadaşlar yazılı tarihleri açıklandı. 1. dönem yazılıları başladı, start verildi. Bizleri bir heyecan, bir telaş kapladı. Ama sakiniz. Çünkü Tonguç Akademi var. Yazılıya birlikte hazırlanacağız ve bütün yazılılardan ve evet din kültüründen 100 alacağız inşallah. Ben inanıyorum sizlere. Sizler de elinizden gelen gayreti göstereceksiniz ve bu videoda sizlere 100 aldıracağız inşallah. Evet sevgili öğrenciler, Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Her işimizde olduğu gibi bu videoyla da besmele ile başlıyoruz. Öncelikle sevgili öğrenciler, bu videoda sizlere öğretmenlerin yazılıda sorabileceği püf noktalardan bahsedeceğiz. Sizlerle birinci ünite ve bu ünitedeki kavramlarla alakalı konuşacağız. Birinci ünitede bilmeniz gereken püf noktaları, soru gelebilecek yerleri sizlere belirteceğiz. Birinci ünitemizde nelerden konuştuk? Kader inancı üzerine konuştuk. Kader ve kaza kavramlarını tanıdık. Kader ne demekti? Allah-u Teala'nın ilmi, iradesi ve kudretiyle evrene dair, insanlara dair, bütün varlıkla ilgili her şeyi belli bir ölçü, miktar ve düzene göre programlaması dedik kader için. Belirlenen bu programın yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmesi, vuku bulması da kaza ile gerçekleşiyordu. Bu kavrama da kaza diyoruz. Allah-u Teala'nın kaderi programlarken 3 tane sıfatını öğrenmiştik. İlim, kudret ve irade. Ne demekti onlar? İlim, Allah-u Teala'nın sonsuz bilgisi demek. Gelecekte ve geçmişte olacak her şeyi önceden en ince ayrıntısına kadar bilmesine ilim diyoruz. İlim, Allah-u Teala'nın bir sıfatıydı. Kudret ise Allah-u Teala'nın sınırsız bir güce sahip olması. Çünkü Allah-u Teala evrene hükmediyordu değil mi? Hatta fiziksel yasaları gördük, biyolojik yasaları gördük. Bunlara hükmetmek için sonsuz ve sınırsız bir güç gerekiyor. İşte bu güç Allah-u Teala'da mevcut. İrade ise dilemesi, Allah-u Teala'nın dilediği zaman dilemesi ve gerçekleştirmesi demektir. Ölçü, miktar, Allah-u Teala kaderi belirlerken o ölçüye, evrenin yasasına uygun olarak bir ölçü belirliyor ve içindeki varlıkların yaşamlarını sürdürebilmesi için de onları o yasaya uygun olarak yaratıyor. Sünnetullah demiştik, Allah-u Teala'nın evren için koymuş olduğu yasalar dedik değil mi? Bu tümüne sünnetullah diyorduk, Allah-u Teala'nın belirlemiş olduğu yol. Evrensel yasalardan bahsettik. Nelerdi? 3 tane evrensel yasamız vardı. Fiziksel yasalar, biyolojik yasalar ve toplumsal yasalar. Fiziksel yasalar dediğimizde fizik kelimesinden aklımıza gelecek. Maddeyi ve enerjiyi konu alır. Gezegen sistemi veya yer çekimi kanunu, suyun 100 derecede kaynaması, madde ve maddenin yapısı, enerji dediği zaman aklımıza hemen fiziksel yasa gelecek ve soruyu buradan yakalayacağız. Aynı zamanda biyolojik yasalardan bahsettik. Biyolojik dediğimiz zaman da canlı ve canlının yapısı aklımıza gelecek. İnsan varlığının yaşamı için gerekli olan özellikler. Hayvanların yaşadıkları coğrafi konuma göre, coğrafi özelliğe göre yaratılması değil mi? O iklim koşuluna uygun olarak Allah-u Teala'nın o hayvanları o şartlara uygun yaratması ve bütün canlı ile ilgili her şey hangi yasa kapsamına giriyordu? Biyolojik yasa kapsamına girer. Sonrasında toplumsal yasa demiştik. Toplumsal yasalar da toplumla ilgili Allah-u Teala'nın belirlemiş olduğu yasalardır. Mesela adaletin olmadığı yerlerde refah seviyesinin düşmesi, adaletin sağlanmadığı toplumlarda veya işte hırsızlığın çok olduğu bir toplumda güven seviyesinin düşmesi gibi sebep-sonuç ilişkisi içerisinde ilerlerdi değil mi toplumsal yasalar? Allah-u Teala'nın toplumsal yasaları belirlemesinin amacı insanlar bu yasalara göre hareket ettikleri takdirde toplumların ömrü uzun ve kaliteli olurdu. Devamında irade kavramının başlığı olarak insan iradesi ve kader, bu ikisi arasındaki ilişkiyi konuşmuştuk. İnsan iradesi Allah-u Teala tarafından insana verilen cüz'i irade, yani külli iradenin içinde bir parça olarak bunu düşünebiliriz. Cüz'i irade.
Allah-u Teala'nın iradesi ise neydi? Külli irade, büyük irade anlamına gelir. Yani her şeyi kapsar. Cüz'i irade ise külli iradeden bir parçadır. Bizlere verilen seçme hakkıdır. Külli iradenin içinden bir parça, cüz'i, parça anlamına geliyor cüz'i. Evet, insanın iradesini konuştuk. Kaderle ne kadar ilişkisi olduğunu konuştuk. Cüz'i irade dediğimiz zaman arkadaş seçmek. Mesela bunlar bizim elimizde. Veya kullanacağın kalemin rengini seçmek. Bunlar senin elinde olan şeyler. Çok küçük örnekler veriyorum. Mesela sınav, yazılı tarihi verildi. Sen buna çalışmak istersen çalışırsın. Eğer ki çalışırsan sonucunda yüksek puan alacağını bilirsin. Eğer çalışmamayı tercih edersen, yani iradeni kullanarak sınava çalışmazsan, o zaman sonucuna da katlanırsın. İşte bizlerin tercihine bırakılan iradeye de cüz'i irade diyoruz. Külli irade ise bizlerin tercihine bırakılmamış, Allah-u Teala tarafından belirlenen özelliklere külli irade ediyoruz. Göz rengimizi Allah-u Teala belirler, değil mi? Ne zaman, nerede doğacağımızı Allah-u Teala belirler. Annemizi, babamızı biz seçemeyiz. Allah-u Teala belirler. Seçemeyeceğimiz şeyler bunlardır. Bunları Allah-u Teala belirler. Ama insana da Allah belli bir irade vermiştir. Çünkü insanı sorumlu tutar Allah-u Teala. Yaptıklarından insanı sorumlu tutar. Evet, kaderle ilgili diğer kavramlara göz atalım. Ecel, ömür, emek, rızık demiştik, değil mi? Ecel ne demekti? Kişinin dünya hayatıyla ilişkisinin tamamen kopması, artık ölüm anının gelmiş olması. Yani artık ruh alemi dediğimiz aleme geçiş var. Dünya ile herhangi bir bağlantısı kalmıyor. Kişinin eceli Allah-u Teala tarafından takdir edilmiş, belirlenmiştir. Ölüm tarihini Allah-u Teala belirler. Orada da Allah'ın iradesini görüyoruz. Sonrasında ömür. Ne zaman doğacağımızı biz belirleyemiyorduk, değil mi? Dünyada ne kadar yaşayacağımızı Allah-u Teala'dan başkası bilemez. Allah-u Teala herkes için bir ömür belirlemiştir ve kişi o ömrü yaşar. Sonrasında emek ve rızık kavramlarını gördük. Emek ne demekti? Kişinin gayret etmesi, maddi ve manevi gayret içinde olması. Manevi gayret nasıl olurdu? Dua etmekti, değil mi? Maddi gayret ne demekti? İstediğiniz sonuç için maddi olarak, yani enerji harcamak, onun için bir güç sarf ederek o sonucu elde etmektir emek. Evet, rızık ise Allah-u Teala'nın herkes için belirlemiş olduğu nimetler, rızıklar. Bizler, evet, rızkımızı Allah-u Teala belirler. Ancak rızkımız için de çalışmamız gerektiği İslam dininde tavsiye edilen davranışlardandır. Allah-u Teala'ya ait bir kavram, rızık herkes için belirlemiş ve herkese dilediği kadar verebilir. Ama ayette ne diyordu? İnsana ancak çalıştığı kadarı vardır. Yani bizler ne kadar çok çalışırsak rızkımız da o kadar Allah tarafından belirlenecek. Sonrasında tevekkül kavramını gördük. Tevekkül kavramı kader kavramıyla ilişkili bir kavramdı. Tevekkül ne demekti? Kişinin elinden gelen gayreti, çabayı gösterdikten sonra sonucunu Allah'a bırakmak, Allah'a dayanmak, Allah'a güvenmekti, değil mi? Doğru kader anlayışında da doğru tevekkül anlayışı bu şekilde olur. Yani kader işte bir örülen ağ değildir. Kader bir alın yazısı değildir. Allah-u Teala tarafından belirlenmiş bir programdır. İşte bizler elimizden gelen gayreti her iş için, bu yazılılar için de olabilir veya başka bir şey için de olabilir. Elimizden gelen gayreti gösterdikten sonra işin sonucunu Allah'a bırakmak, Allah'a güvenmek. Rabbim, sana bırakıyorum, bu sonucu sana bırakıyorum ve sana güveniyorum, sana dayanıyorum diyerek tevekkül anlayışına sahip bir Müslümanın göstermesi gereken tavır aynen bu şekilde olmalı. Başarı, başarısızlık kavramını gördük tevekkülden sonra. Başarı ne demekti? İstenilen sonucu olumlu olarak alma. Emek gösterdikten sonra olumlu sonuç demektir. Başarısızlık ise olumsuz sonuç anlamına gelir. Hastalık ve sağlık. Başarısızlık dediğimiz zaman arkadaşlar, bazen bizler yaptığımız işin sonucunda başarısızlıkla karşılaşırız. Bunun mutlaka bir sebebi, hikmeti Allah-u Teala tarafından belirlenmiştir. O yüzden ümitsizliğe düşmememiz lazım. Bazen bizler, çünkü bizim için neyin hayırlı olduğunu, ne zaman hayırlı olduğunu bilemeyiz. Bunu ancak Allah-u Teala bilebilir ve bu yüzden ümitsizliğe kapılmak dinimizde hoş görülen bir davranış değildi. Hastalık ve sağlıklı karşılaşmıştık kader kavramlarında. Hastalık ne demekti?
insanın vücut fonksiyonlarının bazı bölümlerinin veya işte bir kısmının yerine getirememesi demek değil mi? Bir problem olmasıydı. Sağlık ise vücut fonksiyonlarının düzgün bir şekilde işlemesi, çalışmasıydı. Vücut sağlığını, sıhhatinin yerinde olması. Hastalık dediğimiz zaman Allah-u Teala bazen bizlerin kaderinde imtihanlar olarak hastalıkları verir. Bu hastalık karşısında nasıl bir tavır takınacağımızı görmek ve bilmek ister. Hastalıklarda bizler kaderimde bu varmış deyip tedavi yollarını tıkamamamız lazım. Tedavi yoluna gitmemiz, araştırmamız gerekir. Allah-u Teala evet insana hastalığı verir ancak şifasını da mutlaka verir. Bu yüzden kişi hastalığının iyileşmesi, o hastalıktan kurtulması için çaba içine girmesi gerekir. Sağlıkta ise o da ayrı bir nimettir. Hatta Peygamber Efendimiz sağlık nimetinin çok önemli olduğunu ve bunun henüz hayattayken kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade ederdi. Sonrasında bir peygamber tanıyorum başlığımızda Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hayatını öğrenmiştik değil mi? Ne kadar etkileyici, ne kadar ilgi çekici bir kıssaydı değil mi? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın hayatını bizlere öğretmiş ve bizlere anlatmış. Bizler de bu hikayeden, bu kıssadan kendimize düşen payı almamız gerektiğini vurgulamıştır. Hazreti Musa Aleyhisselam Allah-u Teala'nın kendisiyle konuşmasından dolayı Kelimullah sıfatı aldığını öğrenmiştik. Bu Kelimullah kavramı önemli. Buradan soru gelebilir. Sevgili öğrencim dikkat et. Sonrasında Hazreti Musa Aleyhisselam'a gelen kitap değil mi? Tevrat kitabı gelmişti. Allah-u Teala göndermiş olduğu bazı peygamberlere kitap vermişti. Bu Tevrat kitabı da Hazreti Musa Aleyhisselam'a vahyedilen kitapta. Peki Hazreti Musa Aleyhisselam kime, hangi kavme peygamber olarak gelmişti? İsrailoğulları. Burası önemli, dikkatini çekerim. Buradan soru gelir mutlaka. İsrail oğullarına peygamber olarak gönderilmiştir. Ve kime karşı tevhid mücadelesinde bulunmuştu? Firavun'a karşı kiminle? Hazreti Harun'la birlikte tevhid mücadelesi vermiştir Hazreti Musa Aleyhisselam. Firavun oldukça zalim bir hükümdardı. Ona karşı Allah'ın bir olduğunu ve tek olduğunu tebliğ etmiş, onu da imana davet etmişti. Ancak iman etmemişti ve Hazreti Musa'ya verilen mucizelerden konuşmuştuk değil mi? Asasıyla Kızıldeniz'i ikiye yarmasını konuşmuştuk. Bu şekilde kurtulduğunu ve Firavun'un da bu denizde boğulduğunu, iman etmediği için boğulduğunu konuşmuştuk. Evet, burada bir sure öğreniyorum, bir sure tanıyorum. Konumuzda da Ayetel Kürsi ve anlamını öğrenmiştik. Ayetel Kürsi neden bu ünitemizin sonundaydı? Onu hatırlayalım. Çünkü içerisinde Allah'ın ilim ve iradesinden, onun izni olmadan hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğinden, onun sonsuz kudretinden bahseder Ayetel Kürsi anlam olarak. Bu yüzden bu ünitenin sonunda yer alır. Allah-u Teala'nın Hay, Kayyum, Ali ve Azim isimlerinden bahseder. Allah-u Teala'nın sıfatlarından bahseder. Bu ünitemiz de bu şekilde sureyle beraber tamamlanmış olur. Evet sevgili öğrencim. Sonrasında İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önem, iyilik, paylaşma, yardımlaşma kavramlarını gördük. İslam dininde sadaka ve zekat kavramının farz olduğunu, zekatın farz olarak verildiğini, sadakanın da kişinin ibadet olarak, hayır olarak yaptığı bir ibadet olduğunu ifade ettik. Allah-u Teala'nın zekatı farz kılmasının amacı neydi onu hatırlayalım. Zenginin yoksula yardım etmesini teşvik etmek, aynı zamanda ikisinin arasındaki eşitliği sağlamak içindi. Zekat kavram olarak sözlükteki anlamı ne demekti? Çoğalma, artma, arınma, temizlenme anlamlarına geliyordu. Buradan da soru gelebilir. Dikkatini çekiyorum. Çünkü zekat malı temizleyen, onu arındıran bir ibadettir. Sonrasında mali bir ibadet olduğunu ifade etmiştik. Mal ile yapılan bir ibadettir. İnfak da yine Allah için vermek anlamına gelir. Öşür de onda biri demektir. Sadaka da yine Allah rızası için yapılan mali bir ibadettir. Fitrede kişinin Ramazan ayında onun işte Ramazan'ı sağlıklı bir şekilde geçirdiği için, Ramazan'a ulaştığı için yerine getirdiği bir ibadet, Allah rızası için verilen hayır anlamına gelir. Sadaka-i cariye ise Allah rızası için insanların hizmetinde kullanılabilecek, insanlara faydasına bir işte okul yaptırmak, cami yaptırmak, bu tarz insanların hizmetine ait yerleri yaptırmak sadaka-i cariye demiştik değil mi? Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifi vardı. Üç hayır yapanın, şu üç ameli yapanın amel defteri kıyamete kadar kapanmaz diyordu. Hangi hayırlardı onlar? Birincisi faydalı ilim bırakanın,
İkincisi kendisine dua eden salih, evlat yetiştirenin, aynı zamanda sadaka-i cariye sahibinin kıyamete kadar amel defteri açık kalır. Oraya sevaplar yazılmaya devam eder. Sadaka-i cariye bu yüzden bu kadar önemli, dinimizde de tavsiye edilen bir ibadettir. Zenginle yoksul arasındaki köprü, onları birbirine bağlayan, dayanışmayı ve beraberliği arttıran bir ibadette zekattı. Zekatın amacı da Allah rızasını kazanmak, aynı zamanda da yoksulun hakkını gözetmek ve kişiyi cimrilik gibi, kıskançlık gibi kötü duygulardan arındırmakta. Kişi verdikçe cömertleşir ve cimrilik duygusu kalbinden silinir, atılır. Evet sevgili öğrencim, şimdi seninle beraber bir yazılı provası yapacağız. Yazılıda karşımıza çıkabilecek sorulara bir göz atacağız ve buralardan sen soruları yakalayarak, cevaplarını da kendin cevaplandırarak sınavdan güzel bir not almış olacaksın. Evet, birinci eşleştirmeyle başlayalım. Allah'ın ezeli ve ebedi hayat sahibi anlamına gelen en güzel ismi. Ne demektir? Allah-u Teala'nın ezeli ve ebedi olması, hayat sahibi olması, aynı zamanda da Ayetel Kürsi'mizde gördüğümüz Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Evet, o haydır. Yani hayat sahibidir. Buraya haş gelecek. Allah'ın varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan, yani bir başka varlığa ihtiyaç duymayan anlamına gelen en güzel ismi neydi? Kaim. Buradan yakala. Kayyum. Evet. Allah'ın tüm canlıları yiyip içmek ve yararlanmak için verdiği nimetler anlamına gelir. Buraya bakıyoruz. Bu sayfamızda bununla ilgili bir kavram yok. Hemen şöyle kaydırıyorum. Diğer sayfamda rızık kavramı var. Evet. Rızık Allah-u Teala'nın bütün canlılar için vermiş olduğu nimetlere denilir. Yüce Allah'ın sonsuz, sınırsız güç sahibi olması sıfatı ne demekti? Hani üç tane sıfat görmüştük. Hemen bakıyorum. Evet, kudret sıfatı. Allah'ın her şeyi bilmesi sıfatı neydi? İlim sıfatı, değil mi? Buraya da ilmi yerleştiriyoruz. Öldükten sonra da amel defterinin açık olduğu sadaka çeşidi neydi? Dersin başında konuştuk. Sadakayı cariye. Öldükten sonra kişinin amel defterini açık bırakır demiştik. Evet, bu sayfadaki bütün kavramlarımızı yerleştirdik. Şimdi bunu yan tarafıma alıyorum. Diğer sayfamla devam ediyorum. Ramazan ayında verilen sadakaya ne denirdi? Hemen diğer sayfamdaki kavramlara bakıyorum. Evet, fıtır sadakası denir, değil mi? İslam'da onda bir oranında toprak ürünlerinden alınan zekat. Öşür kavramı vardı çocuklar, hatırladınız mı? Öşür onda bir oran demek. Onda bir oranda verilen sadakaydı. Evet, buraya da yerleştiriyoruz. İslam'da maddi ve manevi her türlü iyilik ve güzel davranış ne demekti? Bakalım, burada değil. Sadaka kavramı, değil mi? Her türlü maddi ve manevi her türlü iyiliğe sadaka diyoruz. Evet. Şöyle L diyelim ona. Allah'ın tüm canlıların rızkını veren anlamındaki güzel ismi. Allah'ın ismi dediyse Esma-ül Hüsna'dan olacaktı. Burada gördüğümüz Er-Rezzak ismi Allah-u Teala'nın en güzel isimlerinden, rızık veren anlamına gelen, bütün canlılara rızık veren. Evet, buraya da C diyoruz. Allah'ın yüceler yücesi, çok yüce anlamına gelen güzel ismi. Bu neydi? Ali ismi, değil mi? Ayetel Kürsi'de gördüğümüz Ali ismi Allah'ın yüceler yücesi anlamına gelir. Allah'ın büyüklükte benzeri yok, pek yüce anlamına gelen neydi? Hemen diğer sayfamı tekrar alıyorum. Evet, Azim ismi, değil mi? Burada El-Azim ismi. Allah'ın yüce anlamına gelen, büyüklükte sınırsız olması anlamına gelen Azim ismini gördük. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için kişinin servetinden harcama yapması ne demekti? İnfak. Allah rızası için vermek, maddi servetinden bağışta bulunmak demekti. Burada bütün kavramlarımızı yerleştirdik. Tekvin kavramımız ne demekti? Allah-u Teala'nın yaratma sıfatıydı, değil mi? Burada tekvin kavramımız boşta kaldı ama onu da hatırlamış olduk. Şimdi gelelim sizlerle bir diğer yazılı provası. Yazılarda mutlaka karşımıza çıkar. Boşluk doldurma. Burada verilen kavramlardan bazılarını yerleştireceğiz boşluk bırakılan yerlere. Hem de bilgilerimizi tekrar etmiş olacağız. Madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, hareketi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalara ne yasalar denir?
Madde demiştik. Fiziksel denir. Allah'ın evrene koyduğu temel ilkelerin Kur'an'daki ismidir. Ne ismiydi? Evren için koymuş olduğu ilkelerin hepsine verilen sünnetullah'tı değil mi? Allah'ın belirlemiş olduğu yasalardı. Canlıların oluşumu ve gelişimiyle ilgili yasalara biyolojik yasalar denir. Çünkü canlı ve canlının yapısı, canlının yapısını ele alan yasalar, biyolojik yasalar. İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen süreye ne denir? Ömür. Yaşam için verilen sürenin dolmasına ise ecel denir. Allah'ın sonsuz iradesi, külli irade değil mi? İnsanın sınırlı iradesi ise cüz'i, hatta küçük parça demiştik değil mi? Cüz'i irade insana ait iradeydi. Kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden iyilik haline ne denirdi? Sağlık değil mi? Devam edelim. Toplumda huzuru ve barışı sağlamak, fertlerin mutlu ve güven içerisinde yaşamalarına ortam hazırlamak için konulmuş yasalara toplumsal yasalar denir. Çünkü toplumla ilgili dediğine göre bu toplumu ele alan yasalardır. Kişinin yapacağı işlerde kendisine düşen görevi yapıp her türlü önlemi aldıktan sonra Allah'a dayanıp güvenmesine tevekkül denirdi. Dinen zengin sayılan, yani nisap miktarı mala, zenginlik ölçüsüydü değil mi? Nisap, ölçü, miktar demekti. Sahip olan bir Müslümanın her yıl ne vermesi gerekir? Zekat her yıl vermesi farzdır. Verilen kararlar sonrasında ortaya çıkan sonuçların kişi tarafından kabul edilmesine sorumluluk denir. Hani deriz ya, biz bu sorumluluğu aldık. Bir iş için yapılması için harcanan beden ve beyin gözüne ne denir? Emek denir değil mi? Hem bedenen hem de beyinle birlikte bir emek harcarız bizler. Allah'ın her şeyi önceden belirlemesi kader. Yeri ve zamanı geldiğinde de, vakti zamanı gelince yaratmasına, vuku bulmasına ne diyorduk? Kaza diyorduk. Kaza kavramıyla ifade edilir. Evet sevgili öğrenciler, şimdi sizlerle cümleleri okuyarak doğru cümlenin başına D, yanlış cümlenin başına Y koymanızı isteyeceğiz. Bu da yine bir yazılı provasıdır. Allah evrendeki her varlığı belli bir yasaya göre yaratmıştır. Doğru mu yanlış mı? Evet tabii ki doğrudur. Hazreti Musa Aleyhisselam'a gönderilen kutsal kitap Tevrat'tır. Evet. Hatta Tur-i Sina Dağı'nda Tevrat kendisine vahyedilmişti değil mi? Ayetel Kürsi, Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 255. ayette yer alır. Doğru. Temel ihtiyaçların zekatı verilebilir. Hayır, havaici asliye dediğimiz asli, yani temel ihtiyaçların zekatı verilmez sevgili öğrenciler. Halk arasında fıtır sadakasına fitre de denilmektedir. Evet, doğru. Kaderimde ne varsa o olur cümlesi doğru tevekkül anlayışına örnektir. Yanlış. Kaderimde ne varsa o olur cümlesi tevekkül anlayışına sığmayan, uyuşmayan bir cümledir. Hazreti Musa Aleyhisselam Allah ile konuştuğu için Kelimullah lakabını, ismini almıştır. Doğru. Hazreti Harun Aleyhisselam Hazreti Musa Aleyhisselam'dan önce peygamber olmuştur. Yanlış. Neden? Çünkü önce Hazreti Musa Aleyhisselam peygamber olarak Allah tarafından seçiliyor. Sonrasında Allah-u Teala'dan bir yardımcı olarak istiyor kardeşini. Allah da kendisine Harun Aleyhisselam'ı, kardeşini peygamber olarak da veriyor. Ayetel Kürsi ismini içerisine geçen kürsi kelimesinden almıştır. Doğru. İnsanın kaderi bahane ederek sorumluluktan kaçınmaya çalışması yanlış kader anlayışına örnektir. Doğru. Kişi kaderim böyleymiş diyerek sorumluluklarını kadere atamazmış. Ben böyle yapmasaydım da zaten kaderimde vardı. Yani ben çalışsaydım da kaderimden düşük almak varmış. Ben düşük puan alacakmışım diyerek bizler sorumluluğumuzu, yani çalışmamız gerektiğini üzerimizden bu şekilde atmış olamayız. Hiçbir iş yapmayıp işleri Allah'a ve başkalarına havale ederek de başarılı olabiliriz. Hayır. Hastalanan bir kişinin yapması gereken şey dua edip hastalığının geçmesini beklemektir. Hı? Tabii ki hayır. Ne yapması gerekiyor? Şifasını bulmak için Allah'ın kendisine vermiş olduğu iradeyi kullanarak şifa yollarını, tedavi yollarını kullanması gerekir. Hazreti Musa Aleyhisselam İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden biridir. Doğru.
Hastalara şifa vermek ve ölüleri diriltmek Hazreti Musa'nın mucizeleri arasındadır. Yanlış. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın mucizesinde asa mucizesi vardı ve kelimullah yani Allah ile konuşma mucizesi vardı. Şifa vermek, ölüleri diriltmek hangi peygamberin mucizesiydi? Hazreti İsa Aleyhisselam'ın mucizesiydi. Maddi sadaka dinimizde daha sevaptır. Yanlış. Çünkü maddi sadakanın yanında manevi sadakalar da dinimizce sevap davranışlardandır. Ayetel Kürsi peygamberlerin hayatını anlatır. Hayır, Ayetel Kürsi Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın tevhid inancını yani bir ve tek olduğunu, onun isimlerinden bahseder. İlim, irade, kudret sıfatından bahsederdi. Evet, şimdi gelelim çoktan seçmeli bir sorumuza. Bir ayet okuyacağım, sonrasında ikinci ayet-i kerimeyi paylaşacağım. Sizlerle bu ayetlerin hangi yasalarla ilgili olduğunu bulmanızı isteyeceğiz. Peki, o inkarcılar yeryüzüne hiç bakmazlar mı? Orada her türden nice değerli bitkiler çıkarmışız. Şuara suresi 7. ayet. 2. ayet, güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Rahman suresi 5. ayet. Bu ayetler sırasıyla hangi evrensel yasalarla ilgilidir sorumuz. 1. ayete baktığımız zaman orada her türlü nice bitkiler. Bitki nasıl bir varlıktır? Canlı değil mi? Canlıyı ele alan hangi yasaydı? Biyolojik yasaydı değil mi? Canlı ve canlının yapısını ele alırdı. Güneş ve ay dediğine göre hangi gezegenlerle ilgili? Peki evrenin işleyişi yani madde maddenin yapısıyla ilgili fiziksel yasaydı değil mi? Hatırladın. Evet, burada da fiziksel yasayı görüyoruz. Şimdi birinciye biyolojik yasa demem lazım. İkinciye de fiziksel yasa demem lazım. Yani cevap A. Biyolojik yasalar birinci ayet-i kerime, ikinci ayet-i kerime de fiziksel yasalarla ilgili. Evet sevgili öğrenciler, geldik ödüllü sorumuza. İnanıyorum videoyu sonuna kadar izlediniz, ödüllü soruyu merak ettiniz. Ben de şimdi size soruyorum. Hazreti Musa Aleyhisselam kime, hangi kavme peygamber olarak gönderilmiştir Allah tarafından? Bu sorunun cevabını yorumlarda bizlerle paylaşabilirsin. Bakalım kimler bu sorunun cevabını bilecek? Evet, geldik videomuzun sonuna. Sizlere başarılar diliyorum, sağlıklı günler diliyorum ve yazılı sonuçlarınızın güzel olmasını temenni ediyorum. Sonuçlarınızı da yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.